Mutfak yaşamın vazgeçilmez alanlarının başında gelir. Beraberinde mutfaktaki bazı zorluklarla şüphesiz karşı karşıya kalmışızdır. Bazen bildiğimiz yöntemler bizi kurtarmaz ve alternatif çözüm yolları ararız. İşte hayatımızı kolaylaştıracak aklınıza gelmeyen sıra dışı mutfak diyaloğu serisinin ilk bölümünü sizler için hazırladım ve paylaşmak istiyorum. Kahve içenler bilir. Kahvenin çok sert ve acı tadı vardır. Bu bazen rahatsız edici olabilir. Bu tadı nasıl yok edebiliriz? Kolay. Bir parça tuz sert olan kahvemizi yumuşatmaya yeter. Tuz içindeki sodyum kahvenin acı tadını almamızı engeller. Soğanın gözleri yaşarttığını herkes bilir. Yaşarmayan gözlerle soğan doğramak ister misiniz? Soğanı doğramadan önce buzdolabında bekletmeniz gözyaşlarınızın sel olmasını muhtemelen engelleyecektir. Haşladığınız yeşil sebzeler kararıyor mu? Haşlanan ya da buharda pişirilen yeşil sebzelerin taze ve yeşil gözükmesi için tencere kapağı açık olarak 7 dakika ya da daha az pişirilmesi haşladığınız yeşil sebzelerin kararmasını engelleyecektir. Yumurtanın bozuk olup olmadığını nasıl anlarız? Yumurtanın bozuk olup olmadığını bir bardak su ile anlayabilirsiniz. Eğer yumurta suya batıyorsa yemeğe uygundur. Yeşil aldığınız muzların hemen olgunlaşmasını istiyorsanız ne yapacaksınız? Çok kolay. Bir adet kese kağıdı ve domatesi yeşil muzlarla aynı poşette saklamanız yeşil muzların olgunlaşması için yeterlidir. Aşırı kuruyan kurabiyelerin nasıl yumuşak kalmasını sağlarsınız? Kuruyan kurabiyelerinizi bir parça ekmek ile kilitli poşete koyarsanız kurabiyelerinizin yumuşak kaldığını göreceksiniz. Peki kurumuş inatçı bulaşıklar nasıl temizlenir? Yani demir döküm tavalarınızda oluşan kurumuş kirleri 2 dakikadan daha az sürede çıkartabilirsiniz. Kurumuş bulaşıklardan kurtulmanın en pratik yolu kola ve benzeri asit içecekleri kullanmaktır. Piknikte içeceklerinizi hızlı bir şekilde nasıl soğutursunuz? Bir kova buzlu suya attığınız tuzlar suyu daha kısa sürede soğutacak ve daha uzun süre soğuk kalmasını sağlayacaktır. Köftelerin yanmasını nasıl engellersiniz? Özellikle büyük köftelerinizin ortasına delik açmanız yanmalarını engelleyecektir. Ortaya bir delik açınca ısı daha çabuk bir şekilde yayılacak ve köftenin içi dışı yanmadan pişecektir. Avokado sosunun kararması nasıl önlenir? Avokado sosu oksijenle birleştiğinde kararmaya başlar. Streç film ya da su katmanı ile avokado sosunuzun kararmasını engelleyebilirsiniz. Avokadoyu yemeden önce suyu döküp sosu bir kez daha karıştırmayı unutmayınız. Kahveden maksimum etkiyi nasıl alırız? Eğer kahvenizden maksimum verim almak istiyorsanız sabah 9.30 ve 11.30 arasında içmenizi öneririm. Bu saatlerde içilen kahve, kafein ve stres hormonunun en düşük seviyede olması açısından oldukça etkilidir. Biraları bozulmadan uzun süre nasıl saklayabiliriz? Biranın bozulmasını engellemek için karanlıkta saklamalısınız. Çünkü güneşe maruz kalan biranın kokusu ve tadı kısa bir süre sonra değişecektir. Hayatımızı kolaylaştıran mutfak sırrının niteliğindeki püf noktaları ve mutfak diyalarını kaçırmak istemiyorsanız lütfen takipte kalın.